ve mecliste işten çıkarılan işçiler için verilen bir önerge sonrası tansiyon yükseldi. CHP'nin konu araştırılsın önerisi reddedilince önce salondaki işçiler tepki gösterdi, ardından da AK Partili vekillerle CHP'liler karşı karşıya geldi. Sivas Demir Çelik işçilerinin sorunları mecliste tansiyonu yükseltti. CHP'nin önerisi AK Parti oylarıyla reddedilince genel kurul karıştı. Kapatılan Sivas Demir Çelik fabrikasında işsiz kalan 650 işçiyi temsilen 47 işçi vardı meclis locasında. CHP araştırma önerisi verdi ancak reddedildi. Ne olduysa ondan sonra oldu. Milletvekilleri bizim milletvekillerimizin üzerine yürüdüler. Bu hengamenin nedeni bu. CHP'li Özkan Yalım'ın izleyici locasına doğru, yani işçilere doğru söylediği sözler sonrasında gerilim arttı. İşçiler de tepki gösterdi. Polis onları salondan çıkardı. Genel kurulda provokasyon kavgası vardı. İşleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 2 Taksim 185... Sayın milletvekilleri... AK Parti ile CHP'li isimler karşı karşıya geldi. Yumruklaşmaya ramak kala diğer vekiller girdi araya. O anlarda CHP'li Mahmut Tanal sosyal medyada canlı yayındaydı. Sivas'la ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin getirdiği bir önerge vardı. AK Parti ve CHP arasındaki kavga güçlükle önlendi. Tansiyon düşmeyince meclis başkan vekili oturuma ara verdi.